İyi akşamlar dostlar. Bugün 4 tane hisseye daha tedbir geldi. Bunlardan arkadaşlar biri halka arzı, ikinci tedbir kararı arkadaşlar. Daha önce birinci tedbir kararı almıştı. Şu anda da ikinci tedbir kararı aldı. Hangi hissemiz, oradan başlayalım. Arkadaşlar ilk tedbir gelen hissemiz, baktığımız zaman ikinci defa tedbir alan Katılım Ev. Daha önce arkadaşlar buna bildiğiniz gibi açığa satış ve kredi işlem yasağı gelmişti. Bugün itibariyle, yani 6 Eylül itibariyle 5 Ekim'e kadar bir de üzerine brüt takas tedbiri geldi arkadaşlar. Ne demek? Aynı gün aldığınız hisseyi aynı gün satamazsınız. Aynı gün arkadaşlar sattığınız hisselerine tekrar Katılım Ev'den tekrar veya başka bir brüt takaslı hisseden alamazsınız. Onu da söyleyeyim. Paranız arka tabii ertesi gün alabilirsiniz bununla ilgili. Bununla ilgili arkadaşlar brüt takasında esprisi bu şekilde karşımıza çıktı. Peki başka hangi hisselere tedbir geldi? İş BTR'ye ve arkadaşlar Yonga'ya da 6 Eylül'den itibaren 5 Ekim'e kadar üçüncü bir tedbir kararı geldi buna da arkadaşlar. Daha önce açığa satış ve kredi işlem yasağı gelmişti. Arkasından bir brüt takas tedbiri gelmişti bu ikisine. Şimdi emir paketi tedbirlerinin uygulanması başlayacak arkadaşlar. Peki ne demek bu? Emir verdiniz ya, alın veya satın. Silemiyorsunuz arkadaşlar. İptal edemiyorsunuz. Emir verdiniz ya, örnek veriyorum 1000 not emir vereceğim. Lan dur ben 500 alayım diyersen düşüremiyorsun arkadaşlar. Satarken de 1000 not satacaktım, bir 500'ü satayım yeter diyemiyorsun. Emir miktarı da azaltamıyorsun. Emir fiyatını kötüleştiremiyorsun. Mesela hisse alacaksan ulan çok yüksekten aldım, biraz düşükten alayım dediğin zaman emir vermişseniz bunu da yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani üçüncü bir tedbir kararı geldi İş BTR ile Yonga'ya. Peki diğer bir hissemiz hangisi arkadaşlar? Borusan uçak gibi de hisse arkadaşlar, herhangi bir şekilde arkasına bile bakmadan koşa koşa gidiyor. Tedbir kararında geç bile kaldı, onu söyleyeyim. Çok ciddi bir yükseliş sergiledi arkadaşlar. 5 Eylül tarihi 5 Ekim'e kadar arkadaşlar bir açığa satış ve kredi işlem yasağı, yani daha ilk böyle tedbir kararı uygulanacak bu ise. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar yatırımcılar. Tabi bunların amacı ne? Küçük yatırımcıyı korumaya çalışmak. Kanalıma abone olmaktan iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.